Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, son haftalarda yayınlarımız ve kap bildirilerini sıkça görüyorsunuz. Enflasyon düzeltmeleri ve karlılık ve ciroların yükselmesi, enflasyon farkları dolayısıyla yüksek miktarda şirketlerde bedelsiz sermaye artırımı geliyor, kararlar geliyor, SPK'ya başvurular var. Sadece SPK onaylaması bekleniyor ama onaylar çok yavaş geliyor. Ama bundan sonra SPK onaylarında hızlı bir şekilde artması bekleniyor arkadaşlar. Peki bedelsiz sermaye artırma onayı bekleyen şirketler. Bunları aylık olarak bu haberi yapmaya çalışıyorum genellikle ayın başlarında. Bugün de 2 Haziran Pazar tatil günü olmasına rağmen sizler için video hazırlıyoruz. Lütfen bu yönünü de hatırlatalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmanızı bekliyoruz. Evet, bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler ve miktarları. Aksa %1100 oranında bedelsiz için SPK başvurusu gerçekleştirdi. Alkim %100, Burca %900, Cante %646, Casa %1000. Çok oldu mesela başvurular değil mi? Çoğunu hatırlıyorum şimdi. DAPGM %541, Diyo Boya %200 geçen hafta yaptı. Eksun %757, Ereğli %100, Etiler %200, Europower %200, Gerel %200, GELBEMD %195, GELERE YH %200. Yani GELBMD demek biraz garip oldu. Global biliyorsunuz arkadaşlar. Global menkul değerler. GELERE YH ise başkent menkul kıymetler yatırım ortaklığı. Hedef %400. HLGYO halk gayrimenkul yatırım ortaklığı. Info halk gayrimenkul yatırım ortaklığı %17. Info %321. İnveo %317. Jans %693. Koca Elçelik %240. Kumtur %100, Kontera %125 bedelsiz, Kervan Gıda %800, Kuyas %300, Antigaz %200, Litfa %120, Osman çok büyük bir rakam %1810, Oyakçe %290 gibi bedelsiz sermaye arttırımı SPK'ya başvurusu yapılmış. SPK'dan karar bekleyen, onay bekleyen şirketler arkadaşlar birçok görüyorsunuz. Büyük miktarlarda olanlar da var. Artık SPK'nın da bu konuda yani bu hafta mesela boş geçti diyebiliriz. Sadece bir tahsisi vardı. Hızlı olması bekleniyor. Yatırımcılar bunları seviyorlar. Bedelsiz de tabii ki hisse sayıları yükseliyor. Hisse fiyatları düştüğü için tekrar alım gücüne göre alım isteği uyandırıyor diye düşünülüyor. Ama bedelli ve bedelsiz hepsinde pozitif tarafları, iki taraflı da var tabii ki. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar tekrardan.